Ne yaptığını sanıyorsun sen? Adam tutmuşsun. Yalancı şahitlik yaptırmışsın. Bak Uygar, Ali'yi böyle alt edeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. O tuttuğun adam şu anda ifadesini geri çekiyor. Haberin olsun. Köksal'ı sen mi öldürdün? Niye öldüreyim Kurt Bey? Sevda benim karım. Onun babasını öldürecek kadar deli değilim. Ali'yi öldürmek istemişsindir. Ama Köksal ölmüştür. Ali bu işin peşini bırakmaz. Bak Kurt Bey, bu iş bana sıçrarsa, benim başım belaya girerse, sen de yanarsın ona göre. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Sadece olacakları söylüyorum. Eğer ben bir ateşin içine girersem, sen de girersin. Ona göre ne yapmam gerekiyorsa yap. Seninle işim daha bitmedi Ali. Özlem Hanım, ben Uygar Sarıkaya, Sevda'nın kocası. Numaramı nereden buldunuz? Bu tür detaylar benim için çocuk oyuncağı. Önemli olan sizi neden aradığım. Özlem Hanım, size söylemek istediğim bir şey var ancak telefonda konuşulamayacak kadar önemli. Eğer yüz yüze konuşabilirsek. Kusura bakmayın, ben tanımadığım insanlarla. Oğlunuzu kimin öldürdüğünü öğrenmek istersiniz herhalde, değil mi? Uygar'la arandaki meseleyi kendin çözersin diye polise Kamil'i kimin tuttuğunu söylemedim. İyi yapmışsın. Uygar beni suçlayarak içeri attırmaya çalıştığına göre tam buradaydı Köksal. Kurşun vücuduna sağ taraftan girdi. Köksal'ı mı vurdu? O şalk heriften her şeyi beklerim. Tabii önce balistik incelemeye bakmak lazım. Kurşunun geliş açısına baktığımızda sağ taraftan ve biraz üst açıdan ateş edilmiş olması lazım. Yani şu taraftan. Ali! Burada siper almış. Ve ateş etmiş. Hiçbir iz yok. E ne yapacaksın? Nasıl ispat edeceksin o şerefsizin yaptığını? Köksal'ı vurduğu silahı bulmaktan başka şansımız yok. Çoktan yak etmiştir ha. Nasıl bulacaksın? Niye Ali amcamı beklemeden çıktık ki? Özlem Hanım, bekletmedim umarım.
Oğluşum, sen biraz parkta oynamak ister misin? Evet. Hadi o zaman. Ha, biz birer kahve alabilir miyiz lütfen? Hemen getiriyorum. Hocam, geçmiş olsun. Sağ ol Hüdaverde. Ben zaten senin suçlu olmadığını biliyordum. Bir insan sevdiğinin babasını öldürmez. Hele sen hiç öldürmezsin. Eyvallah. Aa hocam. Evde kimse yok. Özlem abla gitti. Nereye? Bilmem. Alican'ı da aldı gitti. Tamam sağ ol. Ali. Biraz konuşabilir miyiz? Sevda abla, kapıyı kapamadın. Kapı kapanmazsa hep bir umut vardır. Ali. Babanın oğlumun katili olduğunu ne zamandır biliyordun Sevda? Yalan olsun bu söylediklerim. Ne olur yalan olsun bu söylediklerim. Keşke yalan olsa Ali. Oğlunu öldürdüğüm adam. Ali. Sonunda buldu beni işte. Ali, ben... Sana bir soru sordum. Maşallah. Çok tatlı. Evet Uygar Bey. Bana oğlumu kimin öldürdüğünü söyler misiniz artık? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bir saniye. Yalnız önce dün olanlardan haberiniz vardır umarım. Olanlardan derken? Yok. Ne oldu? Ali Bey'in Köksal Eğilmez cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınmasından bahsediyorum. Ali gözaltına mı alındı? Sakin ol. Sakin ol. Zaten aklandı. Muhtemelen salıvermişlerdir. Zaten asıl mesele bütün bu olanların oğlunuzun ölümüyle ilgisi. Özlem Hanım, benim karım Sevda Eğilmez'in babası Köksal Eğilmez'dir oğlunuzu öldüren.
Ali Bey de Köksal Bey öldürüldüğü sırada bu konuyu konuşmak üzere onun yanındaydı. Bunca zaman bu yüzden kaçmaya çalıştım senden. Sevda, kaçmak yerine bana söylemeliydin. Niye söylemedin? İnsan bunu sevdiği adama nasıl söyleyebilir? Benim babam senin oğlunun katili nasıl diyebilirdim Ali? Yapamadım. Yapamadım, korktum. Babamı öldürmenden korktum. Babamın katili olarak hapse girmenden korktum. Korktum. Bir dakika. Ali biliyor mu bunları? Dün öğrendi. Ben gideyim. Ne zaman? Sizi üzmek değil niyetim, ancak bir anne olarak bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Anne. Ali susma. Susma, bir şey söyle. Bir şey söyle, bağır, çağır, kız, bir şey söyle ama susma. Sen susarsan vazgeçmişsin demektir. Sen vazgeçersen yaşayamam. Yaşayamam, susma. Susma, bir şey söyle. Yalvarırım, bir şey söyle. Uygar'ın. Bak yine Uygar'ın karısısın diyeceksen. Uygar da biliyordu, değil mi? Seni tehdit etti. O yüzden evlendin onunla, değil mi? Evet. Bunu nasıl yaparsın Sevda? Bana söylemek yerine o pisliğin seni avcunun içine almasına nasıl izin verirsin sen? Niye anlamak istemiyorsun? Niye anlamak istemiyorsun? Babamın katil olmandan korktum diyorum, korktum. Evet. Ben belki katil olmadım. Ama sen bunu benden saklamakla aşkımızın katili oldun Sevda. Yapma. Böyle söyleme, yapma. Ben seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Ve ne olursa olsun seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bunları çok daha önce anlatmalıydın bana. Haklısın. Hangi yüzle gelip senden aşk dileniyorum ki? Bedel ödemem gerekirken. Değil mi? Ama şunu bil. Ben hiçbir zaman Uygar'ın karısı olmadım. Hiçbir zaman. Thank you.
Hoşça kal. Sevda. Özür dilerim, özür dilerim. Hayır, hayır. Ben özür dilerim. Seni anlayamadım. Bu herifin seni korkutarak esir almasına engel olamadım Sevda. Ben özür dilerim. Senin bir suçun yok. Sen sadece babanın suçunun cezasını çektin. Özlem Hanım, benim karım Sevda Eğilmez'in babası Köksal Eğilmez'dir oğlunuzu öldüren. Şu ilk nakli bir başarılı olsun. Oğlum Allah'ın izniyle sağlığına kavuşsun. Özlem'i karşıma alıp söyleyeceğim. İlişkimizden bahsedeceğim. Ama bu kadar üzüntünün üstüne şimdi yapamam. Tabii bir de Uygar var. Yaptıklarının hesabını soracağım ona. Nasıl yapacaksın bunu? Senin yardımına ihtiyacım var. Yardımım mı? Senden son defa Uygar'ın evine gitmeni istiyorum. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ama o eve gidip ne yapabilirim ki? Ali Hoca'nın aklandığına sevindim. İlk duyduğumda inanmamıştım zaten. Ben ne zaman aklanacağım? O ne demek? Yani diyorum ki, babana ne zaman söyleyeceksin bizim durumları? Hı? Ne zaman evimin kadını, çocuklarımın anası olacaksın? Anneme söyledim işte, akşam açacağız konuyu. Allah be! O gün bugün ha? O büyük gün bugün. O zaman ben şey yaptırayım. Çiçek yaptırayım ben. Çikolata yaptırayım. Çikolata. Sakin ol. Nasıl bir çikolata yaptırayım? Şey yaptırayım ben. Böyle kocaman buket bir çiçek yaptırayım. Öyle geleyim ben.
He? Tamam, önce bir babama söyleyelim, bir tamam desin. Desin. Hadi ben çiçek yaptırayım o zaman. Dur, gel bir şey. Çıkın. Yaşar abi, gel çay iç. Gel, gel. Aa, düştü. Yaşar abi. Yaşar abi. Yaşar. Yaşar abi. Aa. Kalbi atmıyor. Kalbi atmıyor. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Ölmüş mü? Ha? Ölmesin. Tövbe etmişti o. Ölmesin. Yaşar abi tövbe etmişti. Yaşar abi. Yaşar abi ölme. Tövbe etmişti. Tövbesini bozmuştu ama tekrar tövbe etti. Bir daha da bozmadı. Ali hocam onunla konuşunca tövbesini bozmadı. Hocam. Hocam. Bir daha verdi. Hocam, bu arkadaş sürekli tövbesini bozuyor. Dedim uyuşturucu satma, günah. Dedi tövbe ettim, saldım gitti. Sonra baktım ertesi gün yine uyuşturucu satıyor. Yine uyuşturucu satma, günah dedim. Yine tövbe etti, yine saldım gitti. Sonra duydum ki hocam bu yine uyuşturucu satıyormuş. Yine tövbe etti. Dedim yok, sen sürekli tövbeni bozuyorsun. Artık hasta sayılırsın. Ali hocam seni bir görsün dedim. Cuma çıkışı cami avlusuna gel dedim. Gelmedi, tuttum getirdim. Geldim hocam. İyi yapmışsın Hüdaverdi de. Önce bir ensesini bırak. Yaşar. Biz seninle ne konuştuk? Hocam vallahi bir daha yapmayacağım. Söz. Ama daha önce de söz vermiştin. Bir daha yapmayacağım diye söz versen bırakırlar mı seni karakolda? Hadi ilkinde bıraktılar diyelim. Bir daha yaparsan? İlkinde de bırakmazlar zaten hocam. İşte kendi ağzınla söylüyorsun. Tövbe edip tekrar tekrar yapmak da olmaz. Allah merhametli diye şımarmamak lazım. Her günah tekrarlandıkça büyür. Senin günahın zaten çok büyük. Allah'tan korkmuyor musun sen? Korkuyorum. Korkmaz olur muyum hocam? Hocam bir daha olmaz. Vallahi söz veriyorum sana. Tamam Hüdaver. Bence Yaşar bizi anladı. Bırak gitsin. Ama bir daha aynı şeyi yaparsa artık bana getirmezsin, polise teslim edersin. Allah razı olsun hocam. Çok sağ ol. Gitti. Ali hocam demişti ki tövbe eden hayat bulur. Ölme Yaşar abi. Yaşar abi yaşa. Yaşar abi yaşa, ölme. Ölme Yaşar abi. Ölme Yaşar abi. Tövbe etti. Hayat buldu. Bak ölmedi Yaşar abi. Hayat buldu bak. Ölmedi. Hayat buldu. Tövbe eder hayat bulur. Tövbe eder hayat bulur. Yaşar abi. Yaşar abi hayata döndü bak. Yaşar abi hayata döndü, gördün mü? Ölmedi. Yaşar abi. Yaşar abi. Ambulans geliyor. Ambulans geliyor. Sen yorma kendini. Ne oldu bana? Bir daha bu malı asla kullanmam. Sen mal mı kullandın ya? Hani tövbe etmiştin sen? Tövbe etmedin mi? Tövbeni mi bozdun? Tövbe ettim. Tövbe ettim. Hüdaverdi. Allah seni bana gönderdi. Sağ ol. Tamam. Sen yorma kendini. Şimdi ambulans gelecek, tamam mı? Ambulans gelecek şimdi. Tamam. Özlem, neredesin sen? Telefonlarını da açmıyorsun. Alican nerede? Alican annemin evinde. Neden? Gitmek istemiyordu oraya. Korkuyordu hani. Evet, korkuyordu Ali. Burada kalırsa senin onu kötü adamlardan koruyacağını sanıyordu çünkü. Ama meğerse bu sırada oğlumun kahraman sandığı Ali amcası en kötü adama, abisi Süleyman'ın katiline kol kanat germekle meşgulmüş.
Gözlem, o konu öyle değil. Dur. Dur, daha bitmedi. Bu kahraman Ali amcanın oğulları o kadar umurunda değilmiş ki... katilinin kızına aşık olmakta hiçbir sakınca görmemiş. Ha bir de bu yetmemiş. Bu yetmemiş. Onunla evlenmiş. Onu korumak için söylemedin değil mi? O kızı hayatında tutabilmek için gözümün içine baka baka sorma dedim. Anlatacaktım Özlem. Ali Can'ın iyileşmesini bekliyordum. Sakın, sakın bana oğlunu düşünen baba rollerini oynamaya kalkma. Senin bir oğlun daha vardı. Ve sen onun hatırasına en büyük ihanet ettin. Sana söylemiştim. Benden bir şey gizlersen sana ne yapacağımı söylemiştim. Yarın Ali Can'ı ilk verdikten sonra hayatından çıkacaksın. Bir daha onu görmeyeceksin. Hayır Özlem, hayır. Bunu yapamazsın. Oğlumu benden bir kere daha ayıramazsın. Bunu ben yapmadım. Bunu sen yaptın. Baba. Efendim canım. Meyve ister misin? Yok canım, istemem şimdi. Geveleme kızım, hadi söyle. Baba. Efendim canım. Çay içer misin? Sen önce ne söyleyeceksen söyle, sonra çayımızı içeriz. Akşamdan beri kıvranıp duruyorsun bir şey söylemek için. Söyle bakalım. Şey... Hı, ne? Pilot kızımıza evlenme teklif etmiş İlhan'cığım. Ya. Ver şu güzel haberi. İlhan Bey ne dedi acaba ya? Ulan söyleyemedim yoksa. Sen ne cevap verdin? Ne dedin? Evet dedim. Demek evet dedin. Bana hiç sormadan, babana danışma gereği bile duymadan evet dedin. Hayır, hayır İlhan'cığım. Seviyor kız. Ne desin çocuğa Allah aşkına ya? Ben kızımla konuşuyorum. Lütfen karışma. Nerede bu pilot şimdi? Baba... Nerede? Aşağıda kapının önünde bekliyor. İyi akşamlar İlhan Bey. Sen kızımı istemişsin. Şey ben... Evet. Tabii sizin için de bir mahsuru yoksa. Var efendim.
mahzuru var. Oğlum, böyle kız mı istenir? Sen ağaç kovuğundan büyüdün Allah aşkına. Edebinle, adabınla alırsın büyüklerini, gelirsin istersin kızı. Ancak söz verdiğin gibi silahı bıraktıysan ve mafyacılık oyunlarından vazgeçtiysen, o zaman uygun bir zamanda al büyüklerini, gel iste kızımı bakalım. Çok pardon efendim, ben bir an böyle boş bulundum da. O zaman ben şey yapayım, ben ne yapayım ben? Bence git. Gideyim ben. O zaman ben gideyim tabii, gideyim ben. Ben o zaman ne zaman geleceğim? Dedim ya, uygun bir zamanda al büyüklerini gel. Tabii tabii. Öyle yapayım, zaten olması gereken de o değil mi? Oldu, ben gideyim o zaman size. İyi akşamlar, saygılar, nimetler. Öpeyim. Tamam, sağ ol. İyi akşamlar. Oldu be. Vallahi oldu, billahi oldu. Her şey çok güzel. Gelir değil mi? Hani kavga ettiniz diye. Gelir anne. Yani Ali oğlunu bir daha asla göremeyecek bile olsa onu yarı yolda bırakmaz. Allah'ıma şükür. Alican. Ali amca. Nasılsın bakalım? Korkuyorum. Elimi tutacak mısın? Allah Allah. Yani benim senin elini tutmam işe yaramıyordu. Senin canın yine de yanıyordu. O yüzden küsmedin mi sen bana? Olsun. Şimdi istiyorum. Elimi tutacaksın değil mi? Tutacağım tabii. Tutacağım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Korkmana hiç gerek yok. Çünkü sana hiçbir şey olmayacak. Ali amca, ben şimdi korkuyorum ya. Senin gibi kahraman olamayacak mıyım? Sana bir sır vereyim mi Alican? Aslında herkes birilerinin kahramanıdır. Ben de mi? Evet. Sen de. Sen kimin kahramanısın biliyor musun? Annenin. Öyle mi? Tabii bir de benim kahramanımsın. Ama ben senin öz kahramanın olabilirim ki. Birinin kahramanı olmak için illa kötülerle savaşıp iyileri kurtarman gerekmez.
gerçek kahramanlar kimdir biliyor musun? Pes ettiğin anda, umudun kalmadığı anda sana elini uzatıp ayağa kaldıranlardır. Ve o eli hiç bırakmayanlardır. Sen benim elimi tutuyorsun ya böyle. Buna kahramanım diyorsun ya. Sen de benim kahramanımsın. O yüzden Alican, asla pes etmek yok. Ne olursa olsun. Ne kadar korkarsak korkalım, asla pes etmeyeceğiz. Anlaştık mı? Evet, hazır mıyız bakalım? Hazırız. Doktor Bey, oğlum nasıl? Her şey sorunsuz geçti. Bundan sonra inşallah Allah'ın izniyle iyileşme süreci. Allah'ım şükür olsun. Çok şükür. Alican birazdan çıkar. Geçmiş olsun. Doktor Bey, çok teşekkür ederiz. Ali? Sevda tamam, harekete geç. Bir şeyler yiyip içseydiniz bari. Günlerdir midenize bir şey girmedi. Babamı vuran silahı bulmuşlar. Ben Köksal değil, Ali'yi vuracaktım Sevda. Köksal bir anda atladı önüne. Nasıl? Bulmuşlar. Kimden öğrendin? Polise gitmiştim. Bir gelişme var mı diye aradım. Peki, kimmiş katili? Bilmiyorum. Silahın üzerindeki izlerden herhalde bulurlar kimin olduğunu.
benim bir toplantım vardı. Giderken polise uğrar, öğrenmeye çalışırım. Nasıl olur? Nasıl olur? Uygar. Nereye? Ben yalnız gidiyorum Sarp. Nasıl bulurlar? Bulamazlar. İmkansız bu. Sonuna geldin Uygar. Sen. Sevda'yla birlikte planladınız bana. Bana oyun oynadınız. Sevda. Aa, ne yapıyorsun? Hazırlan anne, gidiyoruz. Neden? Kocanın katilinin evinde yaşamak istemezsin, değil mi? Onu ben öldürmedim. Canım mı sandın Uygar? Geberteceğim seni. Dur. Dur, öldürme beni. Dur. Dur. Dur, ne istersen yaparım. Ne istersen yaparım. Dur. Amcam. Amcam sana bir sır verecekti. Zehirlediler onu. Söyleyemeden öldü. O sırrın ne olduğunu biliyorum. Eğer beni öldürmezsen... sana kardeşinin kim olduğunu söylerim. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.